Əziz dostlar, bir daha sabahınız xeyir, xəbərin olsun. Efirdədir, biz sizinlə telefondan danışırdıq. Deyirdik ki, telefondan nə qədər uzaqda qala bilərsiniz. Təsəvvür edin, belə balaca bir cihazla əslində insanlar var ki... Eşk yaşayırlar. Eşk yaşayırlar və insanlar da var ki, xarici ölkələrdə olan universitetlərdə tədris alırlar, dərs alırlar, onlayn şəkildə öyrənirlər. Belə məharətlə istifadə edən insanlar da var, amma təəssüf ki, əksəriyyətimiz biz belə istifadə eləmirik. Bunu təsadüfən demirəm, çox maraqlı qonaqlarımız var və hazırda həmin qonaqları sizə təqdim edirəm. Qonaqlarımız Üsküdar Universitetinin rektoru Profesor Nazifə Güngör və Universitetin yeni media bölümünün başqanı Dosent Gül Əsra Atalaydı. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Xoş bulduk. Xoş bulduk. Sabahınız xeyir olsun. Elə birinci onu soruşaq ki, Bakıya sizi nə gətirib? Evet. Bakıya gəliş səbəbiniz ondan evet, başlayalım. Evet. Buyurun. Bakıya daha önce de gelmiştik. Aslında bizim İki devlet, bir millet anlayışından hareketle aslında Bakü ile eğitim konusunda da, kültür konusunda, sosyal konularda işbirliklerimizi artırmak istiyoruz. Biz üniversite olarak Bakü'deki üniversitelerle bir takım emektaşlıklar yaptık, bir takım protokoller imzaladık. Bu protokoller kapsamında da bir takım ortak, o bilgiyi birlikte, bilgiyi paylaşmak, bilgiyi birlikte üretmek, eğitim, öğretimi birlikte sürdürebilmek, orada yardımlaşmak, dayanışma yapmak için Bakü'deki üniversitelerle bir takım işbirliği protokolleri imzalamaktayız. Bunlardan biri Bakü Devlet Üniversitesi. Geçen defa geldiğimde, geçen Haziran'da geldiğimde 3 üniversiteyle protokol yapmıştık. Bu defa geldi. Hangi üniversitelerdi? Bakü Devlet Üniversitesi. Beli. Şu anda Diller Üniversitesi ile görüşüyoruz. Mimarlık Mühendislik Üniversitesi ile bir protokolümüz var. O protokolü şimdi canlandırmaya çalışıyoruz. Pedagoji Üniversitesi ile görüştük. Bugün yine görüşeceğiz ayrıntılı. Daha doğrusu yarın tekrar ayrıntılı görüşeceğiz. Caspian Western Üniversitesi var. Bir özel üniversite Bakü'de. Onlarla bir görüşmemiz oldu. Ortak bir takım programlarımız var. O ortak programlarda bir takım çalışmaları birlikte yapabiliriz. Onun dışında başka üniversitelerde var. Mesela Bakü Tıp Üniversitesi var. Onlarla bir görüşmemiz olmuştu geçtiğimiz yıl. Ortak laboratuvarları birlikte kullanmak, bir takım birlikte Ar-Ge çalışmaları yapmak. Onlarla protokol süreçlerimiz devam ediyor, görüşmelerimiz. Dolayısıyla aslında bir takım tabii... başka kuruluşlar da var. Mesela ben iletişim profesörüyüm, medya ile ilgileniyorum. Bakü'ye gelir gelmez hem geçen sene hem de bu sene Matbaa Şurası ile bir toplantı yaptık. Orada gazetecilerimizle Bakü, Azerbaycan matbuatını değerlendirdik. Türkiye'deki matbuatı değerlendirdik. Dolayısıyla matbuatı, matbuatta çalışan gazetecileri daha nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha kaliteli bir matbuat oluşturabiliriz. Bilgi alışverişi halindeyiz. Yine Bakü'den üniversitemize zaman zaman öğrenci grupları geliyor. Mesela geçtiğimiz 2 ay önce 30 kişilik bir gençlik grubu gelmişti. Onlara biz seminerler verdik üniversitemizde. Öğrenci değişimlerimiz var tabii. Asıl önemli olan o. Azerbaycanlı öğrenciler bizde okuyorlar. Şu anda bizim üniversitemiz 25 bin talebesi olan bir üniversitede 200'ün üzerinde Azerbaycanlı öğrencimiz var. Bakalara programında, master programında, doktora programında öğrencilerimiz var. Bunların bir kısmı medyada çalışıyor. Medyada çalışan öğrencilerimiz var. Dolayısıyla hani bütün bu işbirliklerinde eğitim işbirliği, çeşitli mesleklere eleman yetiştirmekte işbirliği, çeşitli bakalar program, master program, doktora. Onun dışında ortak bilimsel üretim programları, Ar-Ge çalışmaları diyoruz biz onlara. Onları birlikte yapmak. Bir takım ortak akademik journal'lar çıkarmak. Akademik dergiler çıkarmak, yayınlar yapmak. Çünkü her iki ülkenin üniversitelerinde dünya üniversite sıralamasında önlere çıkması gerekiyor. Biz burada o sıralamada öne çıkmak için
bunu birlikte güç birliği yaparak, emek birliği yaparak birlikte yapmamız çok daha bizi güçlendirir. Hı hı. O süreçleri de daha da hızlandırır. Ortak bir takım bilimsel etkinlikler yapmak istiyoruz. Şimdi Bakü Devlet Üniversitesi ile 2 günlük görüşmelerimizde önümüzdeki yıl 2025 yılında birlikte inşallah çok büyük bir uluslararası sempozyum yapacağız. Hı hı. Dünyanın çeşitli üniversitelerinden bilim insanları Bakü'ye gelecekler. Bu sempozyum Bakü Devlet Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bizim ortaklığımızla yapılacak. İletişim konusunda bir sempozyum, uluslararası iletişim sempozyumu biçiminde. Hı hı. Orada konuşacağız işte hani bütün bu gazetecilikte kalite nedir, medyada kalite nedir, daha kaliteli hale nasıl gelir, dezenformasyon, yalan haber, bütün onları medyayı, yani sonuçta hepimiz medya profesyoneliyiz, buradaki stüdyodaki de. Dolayısıyla biraz kendi kendimize öz eleştiri yapacağız. Aha. Özümüzü eleştireceğiz. Nerelerde eksikler var, nerelerde ne yapmalıyız, onları birlikte. Tabii burada sizlerin de medyanın da desteği çok önemli olacak. Sizlerle de iletişim halinde. Dolayısıyla bizim Bakü ziyaretimizin 2 kanadı var, 2 boyutu var. Bir boyutunda Bakü'deki üniversitelerle işbirlikleri, akademik işbirlikleri, bilimsel işbirlikleri. Bu işbirlikler özünde neyi göstərir? Yəni ancaq tələbələr mi Türkiyəyə gəlir əlavə dərslər almağa, yoxsa professor, müəllim heyəti də onlarla gəlir? Evet, onu, Türkiyədən evet. Bura tələbələr gəlir mi? Müəllim, professor heyəti gəlir mi? Biraz bu barədə danışaq. Tabii, tabii, açayım. Azərbaycanla ilişkilerimizde demiştim 2 boyut. Bir boyut üniversiteler, öteki boyut medyayla kaynaşmak. Azərbaycan medyasıyla kaynaşmak. Sizin sorunuza cevap vereyim. Azerbaycan'daki üniversitelerle işbirliğinde sadece üniversitelerle de değil, biz üniversitelerin dışında da liselerle falan da ara ara görüşeceğiz. Bunun bir boyutu Azerbaycan ve Türkiye arasında öğrenci değişimi. Hı hı. Ya Azerbaycanlı öğrenciler gelsin bizde okusunlar, bizim üniversitemizde okusunlar, bizim üniversitemizi o akademik fırsatlarından, olanaklarından faydalansınlar. Çok sağlam, çok güçlü bir eğitim var. Her alanda eğitim veren büyük bir üniversite. Öğrenciler bize gelsinler, bizde okusunlar. Bizim öğrencilerimiz Azerbaycan'a gelsinler değişim programı kapsamında. Mesela Erasmus konuştuk. Hı-hı. Üniversitelerle Erasmus kapsamında bizden öğrenci, sizden öğrenci gelebilir. Öğrenci değişimi, dediğiniz gibi hoca değişimi, bunu da konuşuyoruz üniversitelerle. Bazen bizim oradan profesörler Azerbaycan'a gelsin buradaki üniversitelerde, buradan profesörler Üsküdar Üniversitesi'ne gelsin, orada bir sıra öğrencilerle eğitimin içerisine yer alsınlar. Bunun dışında online seminerler yapıyoruz. Nasıl artık online olanak var, teknoloji buna olanak veriyor. Biz de bu teknolojinin olanaklarını kullanarak ortak bir takım, biz orada, siz burada, birlikte aynı sanal platformda bilgi paylaşımı yapabilmek istiyoruz. Bunu yapmaya da başladık zaten. Hmm. Bakü Devlet'le geçen sene Türk dünyasında yeni medya konulu çok güzel bir sempozyum oldu, yaptık online'da. Hmm. Bunlara devam edeceğiz. İki ülkenin bilgi, çünkü bizim aslında iki ülke olarak sorunlarımız, meselelerimiz, dertlerimiz de aynı. Bir kere bilimsel olarak gelişmek istiyoruz. Aslında bilimsel olarak her iki toplumun da çok önemli, güçlü bir altyapısı var. Güçlü bir potansiyeli var. Ben şimdi Azerbaycan'da etrafa baktığımda, gençlerle konuştuğumda hepsi çok eğitime meraklı. Hepsi eğitim almak, okuyorlar, üniversite okumak, çok parlaklar. Onun için biz bu parlak, biz bu iyi potansiyeli, güçlü potansiyeli birlikte harekete geçirmeliyiz. Hı-hı. Birlikte değerlendirmeliyiz. Danışılanlardan böyle bir neticeye gelirim ki, təxminən daha çok medya yönümlü proses gedir ve başka fakülteler, ümumiyyətlə universitetin başka fakülteleri, başka istiqamətleri ne düşünürsünüz? Tabii tabii, biraz bilgi verin. Üsküdar Üniversitesi 7 fakültesi olan bir üniversite. Tıp alanında, aslında biz sağlık alanında önce kurulduk, sonra diğer alanlara doğru da yoğunlaştık, yayıldık. Tıp fakültesi hem İngilizce hem Türkçe bölümü var. 2 dilde eğitim veriyor. Diş hekimliği fakültesi,
güçlü bir fakülte. İngilizce ve Türkçe eğitim veriyor. Mühendislik fakültemiz çok güçlü. Burada sizin Mimarlık Mühendislik Fakültesi ile de protokolleri var zaten. Mühendislik fakültesinde özellikle son zamanlarda çok trend olan meslekler var. IT, bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, endüstri mühendisliği, genetik, biyogenetik, bunlar çok önemli konular. Mesela biz yapay zeka çalışmaları falan yapmaya başladık. O konuda master programımız var. Yapay zeka mühendisliği. Çünkü dünya artık oraya doğru gidiyor dijital teknolojilerle birlikte. Sosyal bilim yönümüz de güçlü. İnsan toplum bilimleri fakültesi var. Beşeri bilimler. Onun altında tarih bölümü, sosyoloji bölümü, uluslararası ilişkiler, siyaset bölümü, psikoloji bölümü, felsefe bölümü. Psikoloji bölümü mesela Üsküdar Üniversitesi'nde çok güçlüdür. Baştan beri psikoloji de eksen asıl bölüm olarak alındı. İngilizce ve Türkçe eğitim yapıyor. İsteyen öğrenci İngilizce, isteyen öğrenci Türkçe. Psikoloji bölümü eğitimine mesela çok güçlü bir hastanemiz var. Nöropsikiyatri Hastanesi. Dünyanın ikinci, Avrupa'nın en büyük hastanesi. Çok iyi uzmanlar var bu psikiyatri konusunda. Benim bildiğim kadarıyla psikoloji ve psikiyatri eğitimi Azerbaycan'da biraz daha yeni başlıyor. Biz de çok ileri düzeyli öğrencilerimizi beklerim ben o bölüme. İletişim alanında çok güçlüyüz. İletişim fakültesi Bakü'de jurnalistika, Azerbaycan'da jurnalistika fakültesi olarak geçiyor. Orada 8 bölümümüz var iletişim fakültesi altında. Bir geleneksel gazetecilik eğitimi veren bir bölümümüz var ama tabii sürekli yenileniyor. Yeni medya iletişim bölümümüz var, hocamız başkanı. Yeni medya iletişim bölümünün İngilizcesi kuruldu, yeni kuruldu, artık İngilizce eğitim vereceğiz. Radyo, televizyon, sinema bölümü var. İşte sizler gibi televizyoncu oluyorlar. Çok bu televizyon öğrencileri için çok güzel eğitim stüdyolarımız var. Televizyon var, internet yayını yapıyoruz. Radyo var, internetten yayın yapıyoruz. Reklamcılık bölümümüz var. Biraz önce stüdyo koridorda bir çok genç bir elemanınızla karşılaştım. Reklamcılığa gelmek istiyormuş. Çok mutlu oldum. Programdan sonra konuşacağım. Hayırlı uğurlu olsun. Esra Hanım, sizi de eşidək. Çünkü siz yeni bir peşəni özündə göstərən bir fakültənin, biz dekan deyirik, siz başkan deyirsiniz. Evet. Siz de sizi eşidək. Görək nə baş verir? Yeni nə var dünyada? Və Üsküdar Universiteti bax bu yeni dünyada, yeni dünyaya cavab verəcək tələbələrə nə verə bilir? Şimdi dijitalleşme ile birlikte aslında hayatımızın her alanında çok büyük değişiklikler meydana geldi. Profesyonel yaşamımızdan tutun özel yaşamımıza kadar, çok samimi ilişkilerimize kadar her alan artık dijitalleşme ile ilişkili. Ayrılanda da, boşananda da, evlenende de bununla ilgili. Evet, kesinlikle. Hatta benim öyle bir araştırmam var, boşanmalara sosyal medyanın etkisi diye. Gerçekten avukatlarla görüştük. Evet, avukatlar bize demişti ki o zaman çok büyük sayıda şey görüyoruz artık. Boşanma davalarında hep bir sosyal medya ile ilgili bir yer var. Çok haklısınız o yüzden. Dolayısıyla her alanda dijitalleşme etkisini gösterdiği için artık her alanda da sosyal medya uzmanlarına, yeni medya uzmanlarına ihtiyaç var. Artık neredeyse bütün şirketler kendi bünyelerinde iletişim bölümleri ve sosyal medya uzmanları çalıştırmak istiyorlar. Esra Hanım, bir sual vereceğim. Yani sizin fikriniz çok vacipti. Siz bir peşekar kimi, bir profesyonel kimi diyebilirsiniz mi? Klasik jurnalistika, klasik TV, klasik mətbuat, klasik gazeteçilik bu yeni tendensiyaları uduzdu. Diyebilir ya onu. Ya aslında bütün o klasik ya da işte geleneksel medya dediğimiz süreçler bu dijitalleşme ile birlikte dönüşüyor. Farklılaşıyor. Daha hibrit formlar alıyor. Yani televizyondan siz örneğin bugün bu canlı yayını yapıyorsunuz ama eminim ki bir süre sonra YouTube'da bu videoyu görebileceğiz örneğin. Dolayısıyla şu anda hibrit formlar şeklinde devam ediyor. Ama gelecekte belki tamamen dijitalleşme olacak. Onu da
bazen düşünüyoruz olabilir. Ama şimdilik böyle hibrit formlar olarak devam ediyor diyebiliriz. Ve bütün eğitim elbette ki buna uygun olması gerekiyor. Yani bugün bir gazeteci, bir televizyoncu dijitali de çok iyi bilmesi gerekiyor. Dijitali nasıl kullanılacağını, oradaki araçları kendi işine nasıl entegre edebileceğini çok iyi bilmesi gerekiyor ki bu yeni dünyaya adapte olan, aranan, istenen bir profesyonel olsun. Hasan Hanım, biz buna süni zeka deyirik. Siz yapay zeka deyirsiniz. Olabilir mi? Süni zeka. Süni zeka. Olabilir mi günlerin bir günü, bak hele bu süni zeka, bütün bu gazeteciliği, jurnalistikanı, hamısını televizyonu bağlasın. Bağlasın, kapıları kıfıl vurak, biz çıxaq gedek, ancak o işləsin. O derecede etki olacağını düşünmüyorum. Ben aslında her teknolojik yenilik bu gibi sektörlere büyük etkiler bırakır. Birçok kişi işsiz kalır, evet, ama bu işsiz kalanlar daha kualifikasyonu düşük olan kişilerdir. Yani kendi zekasını, kendi yaratıcılığını işine katamayanlardır. Tembeller. Ya da işte kendisini çok geliştirememiş olanlardır. Örneğin şu anda yapay zeka ile haber yazmak mümkün. Seslendirirler. Seslendirmek mümkün. Fakat insan dokunuşu her zaman için çok önemlidir. Hı hı. Haberde de öyle, seslendirmede de öyle. İnsanın zekası, nefesi, kattığı ruhu aslında o işi özel yapar. Yapay zekanın yaptığı çok standarttır. Hep birbirine benzeyen şekilde. Qayda Universitetinde Azerbaycan tələbələrinin bağlı bir məqama toxundu. Azerbaycan tələbələr necədir təhsildə və şərait baxımından nə şəraitlər var əcnəbi tələbələri, başqa ölkədən gələn tələbələr universitetdən? Ben cevap vereyim isterseniz. Evet, evet. Biz Azerbaycanlı öğrencilerimizle çok iyi bir bağ kurduk. Gerçekten çok kibar, çalışkan ve dürüst insanlar. Dolayısıyla onların bizim gözümüzdeki yeri ayrı. Birçok farklı ülkeden öğrencimiz var ama tabii ki Azerbaycan bir kardeş ülke olarak onların arasında farklı bir yere sahip. Çok mutluyuz onlarla birlikte olmaktan. Evet. Hem de uşaqlar da Türkiye'ye okumağa gedende deyirler ki, belə də deyil, biz stres yaşamadık. Çünkü elə bir bu evden o eve gittik ve buradan mən Türkiye'de bizim uşaqlara hocalıq edən, müəllimliyi edən, onları büyüklük edən her bir müəllimə teşekkür edirəm ki, uşaqlar istər istemez evden kənardadılar, uzaqdadılar. Siz onlara bir böyüklük edirsiniz ve yaxşı, necə deyirlər, nəzərləri uşaqların üstündədir. Bu vacibdir. Evet, evet. Sizin universitetin mütləqdir ki bir yataqxanası, kampı evet, var. Onu, evet. O barədə də danışın. Çünki valideynlər çox zaman ona görə narahat olurlar ki, uşaq getdi evdən, biz uşaq deyirik, evladımız evdən getdi. Necə olacaq, harada qalacaq, evet. Nə yiyəcək, nə içəcək? Evet, onu da ben yanıtlayayım. Bizim üniversitemiz İstanbul'un çok merkezi bir yerinde, Üsküdar ilçesinde. 5 kampüsümüz var. Sağlık kampüsü Ümraniye'de yine merkezi. Çok şehrin çok merkezinde, işte Boğaz'a yakın, çok deniz kenarı. Dolayısıyla hani çok, o merkezde zaten öğrenci çok mutlu oluyor. Özellikle Azerbaycanlı öğrencilerimiz geldiklerinde o İstanbul'da gezmek, işte İstanbul'un olanaklarından faydalanmak onları mutlu ediyor. Bizim olanaklarımız nelerdir? Bizim bir çok donanımlı bir kız yurdumuz var. Üniversitemizin bir kızlarımıza öncelik verdik. Onlar için bir kız yurdu var. Ama erkek öğrencilerimiz için de Üsküdar'da üniversitenin etrafında anlaşmalı yurtlarımız var. Hı hı. Barınma sorunu dolayısıyla hiçbir şekilde yaşanmıyor öğrencilerimiz. Orada hiçbir problem yok. Şu ana kadar hiçbir öğrencimiz yurt sorunu yaşamadı. Kapasiteler çok yüksek yurtlarımızın, bizim anlaşmalı yurtlarımızın. Dolayısıyla hiç problem yok. Bunların bazıları devlet yurdu, bazıları özel yurtlar ama orada hiç problem yok. Onun dışında üniversite tabii çok yaşanılması bir kampüs. Öğrenciyi içine çekiyor ve orada bütün olanaklar var. İşte kampüsün içinde kafeler, yemekhaneler, kütüphaneler, çok donanımlı kütüphaneler. Bizim öğrencilerimiz üniversitede sınav dönemlerinde 24 saat üniversitedeler. Evlerine gitmiyorlar. Türkiye'li öğrenciler de, İstanbul'da evleri olanlar da gitmiyorlar. Üniversitede çalışıyorlar. Kütüphane açık. İşte onlara sınavlar sırasında çorba ikramı yapılıyor. Kafeler açık. Dolayısıyla mekanlar çok güzel. Zaten gelip gördüklerinde Azerbaycanlı kardeşlerimiz hemen geliyorlar. Bir daha gitmek istemiyorlar. Dolayısıyla o konularda bir problem yok. İstanbul'un güvenli bir yeri.
aslında güvenli bir ülke zaten bütün güvenlik önlemleri de. Ama her açıdan da mesela işte ucuz kafeler de var, dışarıda da, üniversite dışında da fiyatları oldukça uygun restoranlar da var öğrenciler için. Dolayısıyla o konuda barınma ve yeme, içme, güvenlik, sosyal, kültürel etkinlikler konusunda çok fazla olanak sunuyor. O nedenle de orada öğrencilerimiz kendilerini mutlu hissediyorlar. Tabii bir de bizim gözümüz hep üzerlerinde. Biz hep onları şey yapıyoruz, sürekli iletişim halindeyiz. Çok rahat gelip gidiyorlar, çok rahat bizlerle iletişim kuruyorlar. Her fırsatta, her istediklerinde danışıyorlar. Biz öğrenci dostu ve öğrenci odaklı bir üniversiteyiz. Her zaman öğrencilerimiz bizim için önemli. Hele ki başka bir ülkeden geliyorsa onlar bize emanet. Hele ki Azerbaycan'dan geliyorsa onlar bize zaten kendi çocuklarımız. Hiç ayrılmıyor. Çok minnettar. Evet, Allah her birinizden razı olsun. Ve hakikaten de bunu eşitmek, indi bilirim ki valideynler de bizi eşidir, dinleyir ve görürsünüz ki uşaqlar bize Üsküdar'a geçsə çok rahatlıkla orada təhsil alabilecekler. Anneler, babalar öğrencileri alıp, mesela özellikle kız öğrencilere babalar çok düşkünler, Azerbaycanlı. Evet, babalar kızları bana getiriyorlar. Direkt alıyor, kızıyla birlikte geliyor. Diyor ki hocam size emanet diyor. Ondan sonra notu mu düşük oldu geliyor bana. İşte bir sorun mu çıktı geliyor. Onlar bizim çocuklarımız. Ve çok onların yetişmesi bizim için önemli. Çünkü bu iki ülkenin birlikte gelişmesi, birlikte güçlenmesi gerekiyor. Benim. Yəqin ki bu mübadilədən sonra da xeyli irəliləyişlərimiz olacaq. Onsuz da bizim tələbələr Türkiyəyə gələndə ən əsas da dillə bağlı heç narahat deyirlər. Öz ana dillərində danışırlar. Aynen. Buna görə də heç bir problem olmur. Əziz dostlar, proqramımızın sonuna gəlib çatdı. Üsküdar Universitetindən qonaqlarımız vardı. Onlar öz universitetlər haqqında bizə məlumat verdi.